Merhaba arkadaşlar. Matematikte şimdi trigonometride soru çözümle karşınızdayız Şevval'le beraber. Ne haber Şevval? Merhaba hocam. Şöyle bir toparlan Şevval ya. Toparlanıyorum hocam ama böyle bir türlü rahatlığımı bırakıp da trigonometri çalışamıyorum. Ama bak trigonometride 3-4 soru geleceğini söyledik. İtiraf neden çalışmıyorum? Ya şöyle söyleyeyim. Yani açık lise için... Çok sağlam yani sıkıştırdım. Yok çok fazla sıkıştırmadın. Bence 4 soru gelen bir yer çok da... Yani matematik için özellikle. Şimdi göreceksin. Peki bilin bakalım bu ne emojisi? Şu ne? Ne diyor bu hocam? Peki bu ne diyor? Hocam gözlerim baygın. Göremiyorum ama bir şey sorabilir miyim? O zaman sorulara bir bakalım şey var. Yani soruların mantığını öğrenmeye çalış. Hep bunu söylüyoruz. Yani ezber... Ya matematikte ezber zaten olmaz. Bir bakalım ne diyor. Şimdi birinci soru cos 240, sin 160, kotanjant 130 ve tanjant 310. Değerlerinin işareti sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Her sene bir soru buradan gelir. Şimdi burada bilmen gereken nedir senin? Tek bir şey. Artı işareti. Bunların derecelerin 0, burası 90, 180, 270 ve 360. Ve biz ne demiştik? Bu eksene sin ekseni demiştik. Bunun adı sin. Da kosinüs. Bu eksene de kos ekseni demiştik. Hatırlarsanız sevgili arkadaşlar şunu kullanmıştık. S harfini çekerseniz düz bir çizgi olur. C harfini yapıştırırsanız yatay bir çizgi olur. Bu kos ekseni, bu da sin ekseni. Şimdi geliyorum 240. Nerede 240? 240 şu arada. 180. Peki kos hangi eksen burada? Kos mu negatif mi? Bu negatif. O zaman bu negatiftir. Bitti. 160. 160. Nerede? Burada. Burada. Sinüs hangi eksen? Bu eksen. O zaman sin 160 bu eksen olduğuna göre. Burada. Sinüs burada artı. Kotanjant 130. O da bu arada. Kotanjant hangi eksen? 130 burada. Kotanjant neydi hocam? Kos bölü kotanjant, sin miydi? Hemen şunu diyorsun. Kola başladığı için kos bölü sindir. Tanjant da sin bölü kostur. Şimdi. Yani... Kos bölü sin. Yani eksi bölü artı. Eksi bölü artı. Eksi. Tanjanta bakalım. O 310. Da artı bölü eksi. Neresi? Burası tanjant. 310 burası. İkisi de eksi. Tamam. Eksi mi? Eksi değil burası mi? Artı tamam. Ya. O zaman tanjant 310 nedir arkadaşlar? Sinüs. Sinüs. Sinüsü bu bölgede negatif. Eksi. Kosinüsü. Artı. Pozitif. Eksi bölü artı eksi. O zaman şıklarda ne olacak? Eksi artı eksi. Sadece yer bilmeniz gerekiyor. Başka bir şey bilmenize gerek yok. İkinci sorumuza bakalım. Sinüs 270, kotanjant 45 ve sin eksi sin 150 işleminin sonucu nedir? Bununla da ilgili bir soru gelmektedir. Sevgili arkadaşlar, bu tarz soruları bakın sadece şunu yapıyorsunuz. İki tane üçgen çiziyorsunuz. Hop. Çizdim mi üçgenimi? Çizdim. Üçgenimin bir tanesi 30-60-90 üçgeni olacak. Bir tanesi 90'dır. Aynen öyle. 45-45-90 üçgeni olacak. Tamam mı? Şimdi gelelim şuna. 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısına 1 birim derken 90 2 birimdir. Bu da 2-1 toplarsak 3 köküçü yapıştırıyorum. 45-45'e de kısa kenarlara 1-1 diyoruz. İki. Burası da kök 2. Bunu elle de değişik tekniklerde de kullanıyorlar. Bu iki üçgeni bilmek zorundasınız. Ve şimdi gelelim. Sin 270, sin 45, sin 150. 45. Bir de tamamlamalar var. Tamamlamalar var. Yani biz açıyı hep dar açıda kullanıyoruz trigonometriyi. Tamamlama dediğimiz olay bir açıyı 180'e, 360'a ve 0'a tamamlarsanız isim değişmez, işaret bölgeye göre değişir. Yani biz bu eksenler yatay ekseni veriyor bize, doğru mu? Hı hı. Peki 270 ve 90 dikey ekseni veriyor. Evet. Dikey eksende de tamamlamalarda ismi değiştiriyorsunuz, işarete bakıyorsunuz. Konuda bunu anlatmıştık. Evet. İsim değişmesi olayı şu. Sin kosa dönüyor, kos da sinüse dönüyor. Kotanjant tanjanta, tanjant kotanjanta dönüyor. Şey var, şimdi burası 270. Hı hı. Bu 270 zaten bilindik açı. O halde bir tane de birim çemberimizi çizmek zorundayız. Burası 1'e 0 noktası, 0'a 1, eksi 1'e 0, 0'a eksi 1. Ve 270 derece şurası olduğuna göre, bizden sinüsü sorduğuna göre sinüs ekseni bu değil miydi? Hı hı.
O halde sin ekseni bu olduğuna göre sin 270'in değeri eksi 1'dir. Bunu unutmuyoruz. Kotanjant 45. Hemen üçgenime geliyorum. 45-45-90 üçgenime. Kotanjant karşının komşuya mı? Komşunun karşıya mı? Koyla başlıyor. Komşunun karşıya. Komşunun karşıya. Arkadaşlar sinüs karşı bölü komşu, kosinüs komşu bölü karşı. Tanjant karşı bölü komşu, kotanjant komşu bölü karşı. O halde bunun da 1 bölü 1'den 1 olduğunu biliyorum. Sonra gelelim sinüs 150'ye. Sinüs 150 bir tamamlama açısıdır. O halde diyeceğim ki bizim açımız 150. Önce bir 180'e tamamlayalım. Genelde sizler hep 180'e tamamlayın. Sinüs 30 demektir. Yani 150'ye ne kadar 180'e var? 30 var. 30. Sinüs 30 demektir. Bu da arkadaşlar 150 bu bölgede olduğu için işareti pozitif değil mi? Hı hı. O sinüsün işareti pozitif. Yani açımızın ismi değişmiyor. Sin 30 işareti pozitif. Ve buna baktığım zaman arkadaşlar sin 30 kimi kime oranı? Karşının hipotenüs oranı. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Şimdi bulduğum değerleri tekrar yazıyorum. Eksi 1. Artı 1. Artı 1. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 artı 1 götürdün mü? Evet. Eksi 1 bölü 2 şıklarda var mı? Yok. Yok. Olması lazım şıklarda. Hemen şunu o zaman ne yapalım? Şöyle bir eksi 1 yapalım. Anlaşıldı mı? Tamam. Eksi 1 bölü 2 Bursa'da diyelim. Hemen geldik. Üçüncü sorumuza ÖSYM'nin. ÖSYM diyorum yani. Açık senin sevdiği sorudur bu. X 0 ile 90. Arkadaşlar bu size sadece neyi gösterir? Bölgeyi gösterir. Yani bizim ifademiz ne diyor? Bölgemiz 0 ile 90 sinüs x 3 bölü 4 olduğuna göre tanjant x değeri kaçtır? Şimdi gelelim İrin'le bu soruyu. Tamam mı? Hemen bakalım. Sinüs x değerimiz varsa bu tarz sorularda şunu yapıyorsunuz. Çünkü size de her yıl bununla ilgili de soru gelir. Şimdi diyorum ki sinüs x 3 bölü 4 değil mi? 3 bölü 5. Hemen bir üçgen çiziyorum. Ve diyorum ki arkadaş burası x olsun. Sinüsümüz 3 bölü 5. 3, 5. 3, 4, 5 üçgeni. Çok güzel. 90'dan 3, 4, 5'ten burası 3, 4, 5 üçgeni olduğu için bu. Hı hı. Peki benden hangi değer istiyor? Tanjant x. Tanjant x. Peki tanjant x ne desey var? Karşı bölü hipotenüs. Karşının hipotenüs oranı. Komşu. Karşı karşının komşu. Hipotenüs diyorum. Karşının komşu oranı. Zaten cümle olarak belli. Bak sinüs. Sinüs. Nüs. Karşının hipotenüs oranı. Hipotenüs. Son cümlelerine bak. Sinüste hipotenüs kullanırsın. Kosinüste de hipotenüsü kullanırsın. Karşıda karşı bölü hipotenüs denince sinüs. Komşu bölü hipotenüs denince kosinüs. Tanjant ve kotanjant de hipotenüsleri kullanmıyorum. Cevabım böylelikle 3 bölü 4. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hemen bir sonraki soruya geliyorum. Bakıyorum. Çekirdek ABC üçgeninde BAC 30 derece. Tamam. AB 6 AC 8 santimetredir. Buna göre alan ABC kaçtır? Bununla ilgili soru gelir. Arkadaşlar alan bulmanın yolu hatırlayacak olursak. Kısa kenarların çarpımı. Hatırladık mı alan? Sinüs formülü alan formülümüz vardı ya. Hı hı. Ya alanı, üçgende alan formülü nedir? Hocam üçgende alan tabana. Mesela şöyle bir şey vereyim. Güzel bir üçgen çizim değil mi? Kararı da veremedim. Yatay evet. Dik mi çizeyim dedim, yatay mı? Boşver böyle bir şey çizelim. Arkadaşlar burası B olsun ya da A olsun. Burası da H olsun. Üçgende alan nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Aslında bütün üçgenlerde alan budur. Yani dik kenarları çarpı 2'ye bölersek alanı verir. Peki kenarlar dik değilse yine siz ne yapıyorsunuz? Yine çarpı 2'ye bölüyorsunuz. Yani şu 6 çarpı 8 bölü 2. Bu kadar. 6 kere 8, 48 bölü 2. Ama açımız 24. Dik değil. Eğer açınız dik değilse götürüp direkt sin alfa diyorsunuz. Bu da sinüslü üçgen alanı. Yani o zaman açıyla sinir buluyoruz oradaki açını. Aynen öyle. A, B, alfa. A çarpı B bölü 2 formüllerde böyle yazar. Alan eşittir der. Alan. Ben bugün niye böyle bir tersine gidiyorum? Alan eşittir 1 bölü 2 A çarpı B. Doğru mu? A çarpı B. Ve burada da şunu kullanacaksın. A çarpı B bölü 2 dedin ya. Dik olursa sin 91'dir. Dik değilse de sin alfa'yı kullanıyorsun. O halde sorumda ne oldu? 6 kere 8, 48 bölü 2'den 24. Sin 30 nedir? 1 bölü 2. Bu da ne yapar? 12. Yani ABC
alanı 12 santimetre kareymiş. Evet. Hemen buna bakalım. Şekildeki ABC üçgeninde ABC 30, ACB 45 derece, AB 8 santimetre olduğuna göre AC uzunluğu kaçtır? Seval, böyle bir kalıp gelirse karşına, bunu ya geometriden çözersin ya da tutup sinüs teoremi, trigonometride sinüs teoremini kullanırsak daha kolay olur. Ama göremediniz, trigonometride geometride kullanabilirsin. Yani bir diklik çizersin. Yani ne görüyorsak onu çözeceğiz. Evet. 30-45 var mı? Var. Var. 8 var 45'in karşısında. İki açı varken açının karşısında bir değer var. Diğer değeri soruyorsa bana, buraya x diyelim. Ben dikini soruyordum hocam burada. Ya böyle de çözebilirsin. Diğer türlü de şöyle çözebiliriz. Sinüs teoremi diyoruz burada. Trigonometride bir kuraldır bu. Yani sinüs teoremi dediğimiz olay şu. Uzunluğu alıyorsunuz arkadaşlar. X bölü uzunluğun karşısındaki açının sinüsü. X bölü sin 30. Uzunluğu alıyorum. 8 bölü sin 45. X bölü, bu 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2, evet. 8 bölü sinüs 45 üçgenimizden hatırlayacak olursak 42 bölü 2 diye hatırlıyorum. 42 bölü 2'dir. Ve burada arkadaşlar bunu ters çevirirsek 2x eşittir. 16 ters çevirsek kök 2. Buradan da her tarafı şu ikileri sadeleştirirsem 8. X 8 bölü kök 2. Dikkat edin. O da kök 2 ile çarpmamız lazım. Tamam olmaz. Kök 2 ile çarparsam 8 kök 2 bölü 2. 8 kök 2 bölü 2'den. 4 kök 2. 4 kök 2. Evet, cevabım C seçeneği. Anlaşıldı mı? Gözükmedi. Evet, mantığı bu şekilde. Hemen bakalım diğer bir şeyimize dedik. Ve böylelikle trigonometri 1. bölümü bitirmiş olduk arkadaşlar. YouTube sayfasından bizi takip etmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın derken Instagram, Facebook ve Twitter sayfalarımızda da arkadaşlar güncel haberlerle her zaman karşınızdayız. Ve bir sonraki 2. bölümde trigonometrinin 2. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.